Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok kolay bir pasta tarifi vereceğim. Pandispanyasını, kremasını kendimiz hazırlayacağız ama çok kolay olacak. Öyle uğraştırmayacak sizi. Hemen öncelikle pastanın pandispanyasını yaparak başlayayım. Yumurtanın sarılarını falan ayırmadan direkt kullanacağız. 4 adet oda ısısında beklettiğim yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Kullandığım bardak evimizdeki klasik bardaklardan. Şekerle yumurtayı 5 dakika boyunca iyice böyle açık sarı olana kadar yüksek devirde çırpıyorum. Yeterli. En az 5 dakika kesin çırpın. Böyle açık bir beyaz renk alsın. Unu ve kakaoyu eliyorum. 1 su bardağı dolusu. Hemen gene aynı bardaklarla un. 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Tüm malzeme bu kadar. Yağ ya da su, hiçbir şey koymuyoruz. Bunları eliyorum. Bu esnada elemeden yapmamaya özen gösterin. En düşük devirde hafif un karışana kadar sadece çırpıyorum. Yeterli. Bu süre bir 20-25 saniye geçmesin. Çok fazlasıyla da çırpmayın. Şimdi spatulayı bir kenarlarını toplayayım. Çok fazlasıyla bir yumurtanın havası sönmedi. Şöyle bir kalıpta yapacağım. İçerisine yağlı kağıdı serdim. Arzu ederseniz böyle bir borcam birçok kişinin elinde vardır. Böyle bir borcamda da yapabilirsiniz. Ben bugün kelepçeli kullanacağım. İçerisine yağlı kağıdı serdim. Fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Çok fazlasıyla uzun süreli pişmeyecektir. Ortalama bir 20 dakikada pişecektir. Önceden ısıtılmış bir fırında. Kürdanla bakarsınız. Piştiyse alabilirsiniz. Ama 20 dakika boyunca açmayın fırınınızı. Şöyle yayıyorum. Birkaç kere tezgahın üzerine vuruyorum düz bir şekilde pişmesi için. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Pastanın kremasını yapmak için 1 litre sütü tencereme alıyorum. 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu un. Tepeleme olmasına özen gösterin. 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişasta. Mısır nişastası kullanıyorum. 1 su bardağı toz şeker. 1 adet yumurtanın sarısı, birazcık akı da var ama sorun değil. Öncelikle bir karıştırayım, ondan sonra ocağın altını yakacağım. Karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Bu sadece bu pasta için değil. Ne tür pasta yapacaksınız onun için kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir pastacı kreması oluyor. Birleşip kıvam almaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. O esnada kamerayı kapatmışım, kusura bakmayın. Böyle koyu bir kıvam alınca 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket de vanilya. Tereyağı eriyene kadar karıştırarak pişiriyorum. Karıştırdım, artık yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Oldukça koyu oluyor. Daha sonrasında biraz soğuduktan sonra krem şanti ekleyeceğim için kıvam alacak. Hazırladığım kremayı başka bir cam kaba boşaltıyorum. Hem daha çabuk soğur hem de daha rahat karıştırmam için. Ara gelip gidip böyle karıştıracağım. Çünkü çok fazlasıyla, eğer ki bekletecekseniz üzerine streç peyniri kapatın. Ben çok bekletmeyeceğim. Şimdi birazcık kenarda soğusun.
Ben İspanya'yı da pişirdim. Fırından çıkardım. Şimdi bir 10-15 dakika bu şekilde beklesin. Pamuk gibi olmuş. Yumuşacık bir kek oldu. Şimdi birazcık soğusun. 10 dakika kadar ellemeyeceğim. Yeterince soğudu. Şöyle kenarlardan bıçakla biraz genişletiyorum rahat çıkması için. Hafif ılaması yeterli. Şöyle tahtanın üzerine ters çevireyim. Keki ortadan kesiyorum. Bu aşamada birazcık dikkat edin. Alta serdim. Pandispanya'nın alt ya da üst tarafı hangi tarafı daha düzse onu üste ayırın. Diğerini alta koyun. Ben de daha böyle yamuk yumuk olanı alta koydum. Diğerini de ayırdım kenara. Şimdi bu burada beklesin. Hemen kremayı tamamlayayım. Bir paket krem şantiyi içerisine boşaltıyorum. Düşük devirde iyice karışana kadar bir 2-3 dakika karıştıracağım. Kremanın kıvamı gayet güzel oldu. Ben sütle falan ıslatmayacağım. Pandispanya gayet güzel yumuşak oldu çünkü. Ama birazcık isterseniz bir bardak sütle ikisini ıslatabilirsiniz. Kremanın tamamını altına boşaltıyorum. Hafif yayıyorum. Üzerine birazcık damla çikolata serpiyorum. Arzu ederseniz sevdiğiniz meyvelerden de koyabilirsiniz. Serptikten sonra üzerine diğer kalanını da kapatıyorum. Üzerine krem şanti hazırlayacağım tekrar. Bir paket krem şantiyi arkasındaki ölçülere göre çırpıyorum. Arkasında 1 su bardağı yazıyor. Ben 1 su bardağına 2 parmak eksik sütle çırpacağım ki daha kıvamlı olsun. Kıvam alana kadar çırpıyorum. Şimdi pastanın üzerine seriyorum. Üzerine kapatacak kadar dağıtıyorum. Öyle çok abartılı süslemeyeceğim. Üzerine birazcık damla çikolatası serpip pastamı tamamlayacağım. Şimdi dolaba kaldıracağım. En az 4-5 saat dinlendireceğim. Eğer ki vaktiniz varsa geceden yapmanızı tavsiye ederim. Daha güzel dinlenmiş olacaktır. Yeterince dinlendirdikten sonra servis edeceğim. Evdeki malzemelerle böyle süslemeye çalışıyorum. Bir parça çikolata vardı. Onu da üzerine rendeleyeceğim. Biraz etrafa döküldü ama şimdi dolaba kaldırıp etrafı temizleyeceğim. Yeterince dinlendirdikten sonra servis edeceğim. Pastayı bir 4-5 saat dinlendirdim ama sizlerin vakti olursa en azından bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Şu kenarlardan açıyorum. Daha rahat açılması, çıkması için. Pastayı dilimlere ayırayım. Servis tabağını alayım. Sizler de görün.
Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.